Peki ünser hastaları nasıl bir tedavi süreci izlemeli? Nasıl bir gıda takviyesi uygulamalı? Gastrit ülser için. Ha, onun için biraz farklı. Evet. Şimdi bu lahana suyu, kırmızı ve beyaz lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Bunun özelliği nedir? Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarda lahananın birleşiminde çok etken bir madde var. Metilyonun sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Bu midede gastrite sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteriyi en basit, en kısa yoldan problemsiz yok eder. Hani siz derseniz ki yok ben antibiyotik kullanacağım. Bunu kullanmıyorum. Kullanabilirsiniz. Eczanede antibiyotik var midedeki bakteri yok edici. Fakat midedeki bakteriyi o antibiyotikle yok etmeye kalkarsanız ne olur? Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok olur. Yerine mantar yerleşir. Mantar ne yapar? Toksik madde üretir. Toksik madde nereye gidiyor? Bağırsakları yakıyor. Bir, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. İki, pankreas yağlanmasına sebep oluyor. Böbreklere zarar veriyor. Antibiyotik kullanarak zehirleniyoruz. Ve yavaş yavaş alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik tedavi olmazsa toksik madde beyni etkiliyor. Panik atak depresyonu dahi tetikliyor.